Bugünkü konumuz narsiste aşık olur mu? Evet arkadaşlar, çok büyük bir aşk bombardımanıyla başlıyor bu ilişki. Hepimiz artık biliyoruz, öğrendik değil mi? Çok büyük bir aşk, çok büyük bir tutku, çok büyük bir ilgi, alaka. Göklere çıkıyorsunuz, mutluluktan uçuyorsunuz. Karşınızdaki sizi her anlamda doyuruyor. Ve diyorsunuz ki, yani bu sahte olamazdı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Neden bunun sahte olmadığına ikna olamıyorsunuz? Çünkü gerçekten orada bir gerçeklik var. Evet, bir sahtelik de var ama bir gerçeklik de var. Bu gerçeklik nedir? Şimdi bunun üzerine konuşacağız. Karşımızdaki 0 ile 6 yaş arasında takılı kalmış. 0 ile 6 yaş arasında narsistik zedelenme, narsistik kırılma dediğimiz olayı yaşamış. Ebeveynleri tarafından yanlış bir şekilde davranıldığı için maalesef maalesef böyle bir patoloji oluşmuş ya da böyle bir eğilim oluşmuş diyelim. Bu kişinin son derece kendini değersiz hissettiğini her videoda hemen hemen söylüyorum. Değersiz hissediyor, kendisini yetersiz hissediyor, başarısız hissediyor vesaire vesaire. Ve değer görmeye, onay görmeye, iyi hissetmeye, mükemmel hissettirilmeye ihtiyacı var. Ve ilk etapta biliyorsunuz aşk bombardımanıyla sizin gözünüzü boyuyor ve siz de gerçekten ona harika hissettiriyorsunuz. Aşık aşık bakıyorsunuz, hayran hayran bakıyorsunuz. Yani şöyle söyleyeyim, onun ihtiyacı neyse onu siz ona sunuyorsunuz. Yani narsiste aşık olur mu? Olur. Narsist sever mi? Sever. Ama neyi sever? Gerçek sizi sevmez. Çay içiyorum bu arada. Kusura bakmayın. Boğazım biraz kuru. Neyi sever? Gerçek sizi sevmez. Sevdiği şey ona hissettirdiğiniz duygudur. Ya da menfaati neyse odur. Ona değerli hissettiriyorsanız o hissiyatı sever, o hissettirmenizi sever. O hiç sevilmemiştir, onaylanmamıştır dediğim gibi. Neyi sever? O hiç sevilmemiş, onu sevişinizi sever. Onu iyi hissettirişinizi sever. Onu sevgiye boğmanızı sever. Ona bağımlılık kazanmanızı sever. Ona itaat etmenizi sever. Kontrol altına almayı çok sever çünkü. Sizi değersizleştirmeyi sever. Sizi değersizleştirebilmeyi sever. İzin veriyorsunuz çünkü buna. Paranızı sever. Cinsel bir doyum varsa bunu sever. Yani sizi siz olduğunuz için sevmez. Sizden elde ettiklerini sever. Sizden elde ettiklerini sevdiği için bazen öyle sevgi dolu, öyle aşk dolu olur ki yok dersiniz bu sahte değil ya, bu beni seviyor. Beni sevdiği için yapıyor belki de. Ben onu iyileştirebilirim. Ben onu düzeltebilirim. Beni seviyor. İçinde çok güzel bir şey var. Evet, kırılmış, üzülmüş. Bazı patolojik davranışlarda bulunuyor. Ya da işte bazı narsistik eğilimli davranışlarda bulunuyor. Düzeltebiliriz ya. Bunun üstesinden gelebiliriz gibi o içinizdeki empat tarafınız devreye girebilir. İşte o empat tarafınız devreye girdiğinde o empat tarafa şöyle bir tane şamar patlatın derim. Çünkü o empat taraf aşırı empat diyoruz buna. Kendine karşı merhamet duymuyor. Kendi acısını hissetmiyor. Diğerlerinin acılarına, diğerlerinin problemlerine odaklanmış, onlara kulaklarını açmış. Kendine vicdanını kapamış, kendi acısına vicdanını kapamış. Gerçekten sağlıklı bir empati yeteneğine sahip kişinin kendisine de, kendi vicdanına da kulaklarını açması lazım. Kendisine karşı da vicdanlı olabilmesi lazım daha doğrusu. Ama beni ne kadar değersizleştirirse değerlisizleştirsin. Beni ne kadar küçümserse küçümsesin. Bana ne kadar psikolojik istismarda bulunursa bulunsun. O beni seviyor. Ben bir şekilde bunun yolunu bulacağım ve düzelecek bu şey. Ya da ben bu şekilde katlanacağım bu ilişkiye diyerek aslında kendimize olan vicdan borcumuzu ödemiyoruz. Kendimize de o vicdan mekanizmamızı çalıştırmamız lazım arkadaşlar. Kendimize de vicdanlı olmamız lazım. Karşı tarafta beni değersizleştiren biri var. Her ne sıkıntısı varsa, her ne problemi varsa bu beni ilgilendirmez. Önce ben.
Önce ben demek hep ben demek değildir, bencillik değildir. Önce ben kendi ruh sağlığımı koruyabileceğim ki diğerlerine de faydalı olabileyim. Bu sebeple beni değersizleştiren, istismarda bulunan, psikolojik şiddet uygulayan, kısıtlayan, yalnızlaştırmaya çalışan, beni gerçekten değil de benim ona verdiklerimi, benim ona sunduklarımı seven birinden söz ediyoruz. İstediği kadar zor çocukluk yaşamış olsun, istediği kadar problemleri olsun, beni bağlamaması gerekiyor. Önce ben kendimi düşüneceğim. Çünkü şunu söylüyorum, sizi değersizleştirdiği halde, bunca istismara maruz kaldığınız halde, hala ona bir adım atıyorsanız, hala aman düzelir, aman şöyle olur, düzelmese de ben çekerim, ben seviyorum, ben aşığım. Onun küçücük o sizi yemlemeleri diyorum ilişkinin içerisinde tutabilmek için. Çünkü nedir? Çok yaşa anneciğim. Sizi yemlemeleri diyorum. Çünkü nedir? Kurbanın hayatta kalması gerekir işkencenin devam edebilmesi için. Küçük küçük güzel anlar yaşatır size. O küçük küçük bir çay kaşığı verdiği sevgiyi almak için bir kepçe zehiri içmeye gönüllü olursunuz. İşte bu gönüllü oluşunuz sizin ruh hayallerinizi bozacak en önemli noktalardan bir tanesi. Bunu kendinize yapmayın. Umarım faydalı olabilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer bu videoların faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorum yapın, beğeni atın ve abone olun ki bu videolar birçok insana ulaşabilsin ve bu videoların devamı gelsin. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.